Fotoğraf çek ve para kazan. Evet, doğru videodasınız. Yaklaşık 7-8 ay önce Ayakkabı Tasarla ve Para Kazan isimli videomu yüklemiştim. Ve hiçbir beklentim olmamasına rağmen yaklaşık 6-7 ay sonra büyük bir patlayışa geçerek ivme yakalayarak bir yükseliş kazandı ve şu an gün itibariyle 31 bin izlenmeyi geride bıraktı. Bu beni çok mutlu etti ve tabii ki de bu videodan sonra gelen yorumlar şu şekildeydi: o siteden para kazanılıyor mu? Gerçekten ben para kazandım mı? Ve aynı mantıkta para kazanabileceğimiz başka siteler var mı? Şimdi şöyle özetlemek gerekirse kısaca, göstermiş olduğum bu sitelerden kesinlikle paralar kazanılıyor. Ve ben bunları uzun araştırmalar sonucunda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi olay şöyle ki, ben bu tür videoları bayağı araştırarak çekiyorum. Yani kendim denetlemeden önce, kendim incelemeden önce kesinlikle sizlere sunmuyorum. Bu yüzdendir ki de 7-8 ay önceki videomdan hemen sonra bu tarz para kazanma videosu çekmedim. Çünkü sizlerin güvenini kazanmak için ve sizlerin vaktini boşa harcamamak için öncelikle kendim araştırıyorum, inceliyorum ve daha sonra eğer uygun görürsem güvenilir siteleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir konu var ki, bu tür sitelerden evet para kazanılıyor ama sürekli olarak aktif bir şekilde bu siteleri kullanırsanız düzenli bir gelir elde ediyorsunuz. Yani şöyle sorularda çok aldım. İşte sen para kazandın mı? Bu siteden ne kadar kazandın? Arkadaşlar, ben bu siteleri düzenli kullanmadım. Dolayısıyla da herhangi bir gelir, kazanç elde etmedim ve bir beklenti içerisine girmedim. Bu siteleri eğer düzenli kullanırsanız tabii ki de kazanç elde edeceksiniz. Dolayısıyla ben İşim gereği, yani işim bu olmadığı için, asıl mesleğim bu olmadığı için sadece sizlere ek gelir kapısı oluşturmak için bu videoları çekiyorum. Ve bugünkü sitemizde, bugünkü göstermiş olduğum videoda ise fotoğraf çekerek, fotoğrafınızı satarak para kazanacaksınız. Üstelik dolar kazanacaksınız. Ama şöyle bir parantez var ki, telefonla da çektiğiniz fotoğraflar olur. Belki kabul eder, belki etmez. Onu şimdi birazdan inceleyeceğiz. Fotoğrafınızın yüksek kalitede olması lazım. Olay bu kadar basit. Yani öyle sağı solu çekeyim, getireyim, satayım, öyle bir mantık yok arkadaşlar. Sadece yüksek kaliteli, güzel çözünürlüklü fotoğrafları bu göstermiş olacağım siteye yükleyeceksiniz ve düzenli olarak yükleyip para kazanmayı bekleyeceksiniz. Olay tamamen buradan ibaret. Çok fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Arama motorunuza Shutterstock fotoğraf sat yazıyorsunuz. İlk çıkan yer reklamlı, yine bizim gireceğimiz siteyle ilgili ama asıl bizi ilgilendiren site ikinci seçenekte çıkıyor. Şuna hemen basıyorsunuz. Şimdi bakın, görmüş olduğunuz gibi çalışmanızı paylaşın ve para kazanmaya başlayın diye bir başlık var. Kesinlikle başta da söylemiş olduğum gibi inceledim ve araştırdım, güvenilir site, hiçbir şekilde kuşkunuz olmasın. Sağda oturum aç ve üye ol kısımlarını görüyorsunuz. Şimdi biz önceden üye olmadığımız için üye ola bir kere basıyoruz. Daha sonra burada adınız, soyadınız, bakın hemen yazıyorum. Hatta ben bunu değiştirelim. Deneme hesap diye açalım. Şimdi tüm bilgilerinizi doldurduktan sonraki aşamada ise görsel yüklemenizi öneren bir siteyle karşılaşıyorsunuz. Bir panoyla karşılaşıyorsunuz. Buradan görsel yükle diyerek sizin bilgisayarınızda kayıtlı olan görsellerden, yani para kazanmak istediğiniz görsellerden buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada tabii ki de kurallar var. Bakın iki kere söyledim. Bakın. Ama bakın yani. Şimdi en az 4 megapiksel olan JPEG dosyaları yükleyin diyor. Videolar ise 5 ila 60 saniye arasında MOV veya MP4 uzantılı olarak kabul ediliyor. Daha sonra vektörleri pek yükleneceğini düşünmüyorum. Video ve fotoğraflar için bu kurallar geçerli. Ve daha sonra tabii ki de telif hakları, izinler vesaire, her konuda olan kurallar burada da var. Anladığıma basıyorum. Daha sonra buraya bakın, birden çok dosya seç diyor. Oraya bir kere basıyorum ve buradan yüklemek istediğim yeri seçiyorum bilgisayarda. Şu anda göremeyebilirsiniz. Ben şu an 2-3 tane fotoğraf seçeceğim, bakalım. Şimdi 2 adet denemelik görsel seçtim. Bunlar tabii ki de bana ait fotoğraflar. Ama bakalım kabul edecek mi? Kuralların dışında mı bırakacak? Evet. İki fotoğrafın da yüklenmesi bittikten sonra bakın ileri kutucu aktifleşti. Bir kere basıyorum. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de yüklemiş olduğunuz fotoğrafların açıklamalarına iyi girmek. Yani düzenli bir şekilde buraları doldurmak. Ayrıntıları eklemeye başla diye bir kere basıyorum. Buradan bakın
Diğer görüntüyü galiba şu an için göstermiyor. Kabul etti mi bilmiyorum. Ya da bunu düzenledikten sonra onu da sunacak diye düşünüyorum. Buna bir kere basıyorum. Daha sonra görsel türü. Fotoğraf mı ya da başka türde mi onu gösteriyor. Fotoğraf. Kullanım ticari amaçlı mı, haber amaçlı mı? Ticari amaçlı. Açıklamaya İngilizce yazmamızı bekliyor. Bakın burada ne var? Kar içeren bir manzara fotoğrafı. Açıklamaya da hemen Google çeviri kullanabiliriz. Bakın Türkçeden mesela ne yazalım? Bu fotoğrafa ne gider? Muhteşem kar manzarası diye. Hemen kopyalıyorum. Açıklamaya bir kere yapıştırıyorum. Daha sonra altta hemen kategori seçmemizi bize söylüyor. Kategori nereye giriyor? Hemen bakalım. Bu gireceğiniz bilgiler daha sonradan inceleneceği için en düzenli bir şekilde girmek sizden için daha iyi olacaktır. Mesela doğaya girer dışarıda bir fotoğraf. Kategori 2'de de başka ne yapabiliriz diye bakıyorum. Tatil olabilir ya da çeşitli olabilir. Tam emin değilim şu an için. Ama tatil yapalım. Şimdi konum, fotoğrafı çektiğiniz konum. Şehir ya da bölge arayın diye diyor. Mesela ben bu fotoğrafı Düzce'de çekmiştim. Düzce yazayım bakayım çıkacak mı? Çıktı. Bir kere seçtim bunu. Şimdi buradan izin, eğer izin isteniyorsa yani fotoğrafta bir kişi kullanıyorsanız buraya onu girebiliyorsunuz. Daha sonra anahtar sözcük girmenizi öneriyor. Yaklaşık 50 tane girmenizi, maksimum 50 tane girebiliyorsunuz diye sizlere söylüyor. Ve aşağıda anahtar sözcük önerileri sunuyor. Bakın girmiş olduğum, az önceki vermiş olduğum bilgilere göre bana anahtar kelimeler sunuyor. Hemen buradan işaretliyorum. Arka plan, işte ağaç, gökyüzü, gezi, soğuk, hafif mavi tonlar, mavi, kar, başka gün, ağaçlar. Bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gönder dediğimizde bakalım. Şu an bir hata verdi. En az 5 kelime diyormuş. Bakın gözümüzden kaçmış. En az 5 kelime buraya yazacakmışız. Hemen çeviriye bir daha gelelim. Muhteşem kar manzarası eşliğinde yürüyüş diyelim. Bakalım bu sefer kabul edecek mi? Evet, bu sefer kabul etti arkadaşlar. Bakın ilk gönderiniz için tebrikler diyor. Bakın uzman inceleme ekibimiz çalışmanızı inceleyecek ve birkaç gün içerisinde de geri bildirim verilecektir. Bu incelemeyi eğer daha kısa süreye indirmek için arkadaşlar bir sürü fotoğraf yükleyin ya da video yükleyin. 10-15 tane gönderirseniz de bu süreyi kısaltıyorlarmış, onu söylüyor. Bakın panoya geri dön diyorum. Buradan az önceki yüklemiş olduğum görseli gösterecek ama şu anda inceleme aşamasında olduğu için beklemede kısmında gösterecek. Bakın beklemede bekliyor. Şimdi diğer görselimiz için de aynı işlemleri hızlıca yapalım. Seçiyorum. Buradan işte açıklama, kategori, ikinci kategori yazalım. Bu ne mesela? Uzun pozlama çektiğim bir görsel. Ne yazalım? Uzun pozlama tekniğiyle çekilmiş muhteşem bir teras manzarası. Gayet güzel bir cümle oldu. Hemen yazalım. Kategorimiz burada neye girer? Birinci kategorimizi çeşitli yapıyorum. Diğerini de binalar, mimari simgeler yapıyorum ve konuma tekrardan Düzce'yi etiketliyorum. Daha sonra bakın burada yine bana öneren anahtar kelimeleri sunuyor. City, işte şehir, sokak falan fistan, buradan arkadaşlar seçiyorsunuz. Zaten akıllı yapay zekası sayesinde de önerilen anahtar kelimeler genellikle yüklediğiniz fotoğrafla, yüklediğiniz görselle alakalı oluyor. Birkaç tane buradan ekledikten sonra göndere basıyorum. Evet.
içeriğimiz gönderildi ve beklemede olan şu an 2 tane görselimiz var. Demiş olduğum gibi yaklaşık 5 gün içerisinde bunları inceliyorlar. Daha kısa sürede de bunlar gerçekleşiyor. Bu süreyi daha kısaltmak için bir sürü görsel yükleyin ve daha kısa sürede incelemesini sağlayın en azından. Daha sonra burada mesela portfolyonuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Daha fazla kişiye hitap etmek için. Buradan kazançlar kısmı var. Hemen orayı da göstereyim. İşte parayı nasıl çekeceksiniz, nasıl kendi hesabınıza aktaracaksınız. Burada bakın şu an satış yapmadığımız için herhangi bir şey çıkmadı. Buradan portföyünüze bakabiliyorsunuz. Bakın yükle, beklemede olan içerik diyelim. Tekrardan bizi aynı sayfaya gönderiyor. Buradan anahtar sözcük önerilerine de bakabiliyorsunuz. Hangisi işte en çok revaçta olan falan fistan. Onlara buradan bakabiliyorsunuz. Ödeme geçmişi falan şu an için yok. Çünkü ödeme yapmadılar. Vergi merkezi diye de bir konu var burada. Ücretsiz bir şekilde vergiden muaf olmak için burayı doldurabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yönlendirmelerimden diyerek de buradan büyük ihtimalle sanatçılara, yani yüklemiş olduğunuz fotoğrafları kopyalayıp başkasına yolladığınızda, onlar eğer sizin yolladığınız linke basarsa, davet edilip üye olurlarsa buradan komisyon alıyorsunuz. Bakın görsellerden 0,04 galiba 4 cent mi oluyor bilmiyorum. Videolardan da %10 para kazanmanız için diyor arkadaşlar, bu bağlantıya üye olması, indirmesi gerekiyor. Daha sonra buradan işte çeşitli alıcılarla paylaşabileceğiniz, Facebook'ta, Twitter'da paylaşabileceğiniz işlemler var. Tekrardan eğer kazanç sağladığınızda buradan kazanç özetinde zaten gözüküyor. Daha sonra buraya hesabınızı da ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki de şu an para olmadığı için hiçbir şekilde bir şey gösteremiyorum buradan. Ama Türkiye'den de bu işlemleri yaparak, yani sırf bu fotoğraf işlemini satarak, fotoğraflarını satarak gerçekten aylık düzenli bir gelire elde eden insanları ben tanıyorum, biliyorum. O yüzden de bu siteyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir yararım dokunur ve umarım güzel işler yaparsanız siz de bu siteleri kullanarak kazanç, gelir elde edersiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir önceki 7-8 ay önceki ayakkabı tasarlayıp para kazanma videosuna da göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.